Selam, ben Gamze. YouTube'da 100 bin olmamın şerefine bugün size hayatımı çizeceğim. Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmişim. Doğumumla ilgili çok fazla şey hatırlanmıyor ama annemin tek söylediği şey kafan yumurtaya benziyordu. O yüzden bu detayı da ekledim. Ve adım Nehir olacakken Gamzem olduğu için Gamze olmuş, anneannem koymuş. Çocukluğuma dair çok bir şey hatırlamıyorum tabii ki ama ailemin de söylediği ve benim de hatırladığım şey çok fazla kendi başına oynayan, bebekleriyle, Barbie bebekleriyle çok fazla vakit geçiren bir çocuktum. Kendi kendime sürekli oyunlar kurar oynardım. Anaokuluna abimle birlikte başlamıştık. Yani abimin anaokulu yaşı gelmişti aslında ama ben alışayım, abim de biraz alışsın diye birlikte yollamışlardı bizi. Ama maalesef ki ben anaokuluna hiç alışamamıştım. Bir tane kız vardı. Çok kıskanıyordum, gıcık oluyordum ona. Adı Yağmur'du hatta. Adını bile hatırlıyorum. Hani böyle 36'lı pastel boyası olan kız vardır ya, oydu, böyle her şeyi tam takırdı. Onu bayağı kıskanıyordum, o yüzden anaokulunu bıraktım. Evet, anaokulu terkim. Sonra diğer sene tekrar devam ettim tabii ki. Zaten abimle gidiyordum, öylesine gidiyordum. Neyse ki bir dahaki sene alıştım ve çok güzel vakit geçirdim. Böyle kendi yaptığım şeylerin önünde çekilmiş bir sürü fotoğrafım var. Zaten bizim aile de fotoğrafçı olduğu için benim çocukluğuma dair çok fazla fotoğrafım var. Çocukluk fotoğraflarıma baktığımda birazcık huysuz ama böyle neşeli de bir çocukmuşum diyebilirim sanırım. Ama huysuzluk daha fazlaydı ya. Fotoğraflarda gülümsüyordum bence. Ve artık okula başlama zamanımız gelmişti. Birinci sınıfa başlayacaktım. Abim tabii ikinci sınıftı, benden bir yaş büyük. O fotoğraf duruyor hatta, ilk gün fotoğrafı. Ben çok güzel, mutluyum, gülüyorum. Abim somurtuk. Sanırım okulun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış artık abim. Bizim zamanımızda kolej tarzı okullar yoktu ya da tercih edilmiyordu. Bizim sınıfımız çok karışıktı o yüzden. Böyle çok zengin çocukları da vardı, çok zeki çocuklar da vardı, fakirler de vardı, tembeller de vardı. Karma karışık bir sınıftı. Ve genel olarak çok çalışkanlardı. Hatta bir tane kız, Lara adı, SBS birincisi olmuştu. Gerçekten tebrik ederim buradan da. Tabii onun gibi çok çalışkan öğrencilerle bir arada olduğum için benim gibi çok fazla çalışmayanlar direkt tembel sıfatını alıyordu. İlkokuldayken notlar sesli okunurdu ama ona rağmen düşük aldığımı bildikleri için bana bazı arkadaşlarım "Sen kaç aldın ya?" diye sorarlardı. Ben de utana sıkıla söylerdim notumu. Artık bu şekilde dışlanmaktan, tembel öğrenci olmaktan çok fazla sıkılmıştım. Bir tane sınavımdan 28 aldığımı hatırlıyorum. İngilizce ya da matematikti. Yani ilkokulda bir insan nasıl 28 alabilir? Artık bu canıma tek etmişti ve dedim ki ben de çalışkan öğrenci olacağım. Yapabilirim. Ve artık gerçekten derslerime çalışmaya başlamıştım. Takdir alacaktım. 1 puana ihtiyacım vardı. İngilizce hocam 1 puan verse takdir alıyordum. Ama iğrenç bir hoca olduğu için o yalvar yakar zorla verdi. Annem falan da peşinden bayağı koşturdu. Buraya da kendini eklemek istediğini izah ettim de nefretimsin. Artık ödevlerimi de düzenli yapmaya başlamıştım. İlk yaptığım ödev Atatürkçülüğün tanımını ezberlemekti. Bunu hala hatırlıyorum, çok tuhaf. Ve sınıfta hep benzer parmakları havada gören hoca benim parmağımı yukarıda görünce direkt bana söz vermişti. Çok heyecanlanmıştım ve doğru söylemiştim tanımı. Yani artık kısacası ben de çalışkan öğrenciydim. Ve gerçekten de o günden itibaren hayatımda hep çalışkan bir insan olarak devam ettim. Bu esnada da benim şu an hala yakın arkadaşım, en yakın arkadaşım olan Ayşe ile tanıştım. Bir ödev için bir araya gelmiştik. Aydın'ın meşhur olan yiyeceklerinden birini seçecektik. Kimle eşleşirse de onunla grup olup tiyatro gibi bir şey yapacaktık. Ben incir seçmiştim. Ayşe de incir seçmişti. Bu yüzden bir araya gelmiştik ve o gün bugündür bir aradayız. Hatta diyoruz ki incir dövmesini yaptırsak acaba vücudumuza. Daha sonra ortaokul da bitti, liseye başlayacağız. Lise sırasında beklerken ben acaba kimlerle arkadaş olacağım, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken Ayşe ile aynı sınıfa düştük. Bu arada çok tatlı bir tesadüf daha oldu. SBS sınavına, yani liseye geçiş sınavına girdiğim okulda, sınıfta ve sırada lise hayatıma başladım. Yani tam olarak aynı noktada. Lise hayatımda ortaokul hayatından çok farklı değildi. Hala sessiz, sakin, çalışkan bir öğrenciydim. Çok fazla bir aksiyon, bir şey olmadı. Sadece bir şey oldu. Yoldan geçen iki tane kız vardı. Böyle kendi aralarında konuşuyorlardı. Onların söylediği bir şeyi taklit ettim ben. Komik söyledi, hoşuma gitti. Taklit ettim yani ama biraz sesli etmişim. Kızlar duydu. Dediler ki seni okulda döveceğiz. Ben de bir korktum tabii, dayak yiyeceğim falan diye. Ama tabii bu kız beni dövme planını bilmeden abime anlatınca bundan da yırtmış oldum. Yalnız o benim kardeşim. Daha sonra artık 12. sınıf olmuştum ve hayatım tamamen kitap, 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 ders çalışma arasında geçiyordu. Okuldan sürekli dershaneye koşturmalı bir hayatım vardı. Bu arada tahmin edersiniz ki her çalışkan öğrenci gibi ben de sayısal bölümündeydim. Sınava girdik çıktık, artık tercih zamanı gelmişti. Birinci sıraya Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama yazdım. İkinci sıraya 9 Eylül ŞBP, yani Şehir ve Bölge Planlama. Üçüncü sıraya da Bursa Üniversitesi Bizartur bir şeysi yine Şehir Bölge Planlama yazmıştım. Mimar Sinan'ın olmayacağı zaten belliydi, laf olsun diye yazmıştım. 9 Eylül Üniversitesi'ni kazandım.
İlk başlarda tabii ki çok sevindim ama daha sonra beni bir hüzün ve endişe kaplamaya başladı. Çünkü hep ailesinin yanında, ailesinin gölgesinde büyümüş özgüvensiz bir çocuktum ve bir anda bilmediğim bir şehirde tek başıma yaşayacaktım. O yüzden ilk günler full ağlıyordum. Yani full ağlama, kan ter gözyaşı, depresyon. Ve ailesinin prensesi olarak büyüyen bir kız olarak bir anda böyle hapishane gibi bir yurda düştüm. Böyle ranzalı, demir dolaplı, küçücük 4 kişi kaldığımız. Ama hiç isyan etmedim. Sonuçta o an abim de benimle birlikte üniversite okuyor. Çok fazla masraf var. Neyse daha sonra oda arkadaşlarıma çok iyi anlaştım. Hepsi çok tatlı kızlardı. Okuldan da birkaç tane yeni arkadaş edindikten sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Ve artık İzmir aşkı başladı. Ama yine de tabii ki aile evini de özlüyordum. O yüzden bazı hafta sonları hatta çoğu hafta sonu okuldan çıktığım gibi çantamı kaptığım gibi eve gidiyordum. Zaten ailem de Aydın'da yaşadığı için 2 saatte falan evde oluyordum. İkinci sınıfta o yurdu bırakıp KYK yurduna geçtim. Üniversite hayatımda da genel olarak çalışkan bir öğrenciydim. Yani çok fazla gezmez, tozmaz, çalışırdım sadece. Bu arada bizim bölüm bilgisayar kullanılan bir bölüm. Benim ikinci sınıftaki bilgisayarım, Allah ne kadar yavaş bir bilgisayardı, beni kanser etmişti. Üçüncü sınıftaki bilgisayarım da ekranı bozuktu. Kenarına kalem sıkıştırınca çalışıyordu. Bastırman gerekiyordu, temassızlık vardı. Sonra artık ben üçüncü sınıfta karar verdim. Gezeceğim, tozacağım, partileyeceğim, oh! Üniversite hayatı yaşayacağım. Tabii böyle oldu mu? Olmadı. Bir anda pandemi patladı. Hayaller benim suya düştü tabii ki. Herkes gibi ben de pılımı pırtımı topladığım gibi eve geldim. Bu süreçte tabii ki karalar bağladım. Ya dedim benim mezuniyetim olamayacak. Eve çıkma hayalim gerçek olamayacak. Çok kötü her şey. Uf dedim. Ama sonra da dedim ki ben okulu uzatsam mı acaba? Uzattım. Ailem falan buna tabii ki sıcak bakmadı. Söylendiler birazcık ama ben artık bu kararı almıştım. Gerçekten iyi ki de almışım. Çünkü abim artık mezun olduğu için masraflar azalmıştı ve ben eve çıkabildim. Gerçekten çok tatlı bir evim vardı ve hayatımdaki en güzel yılı yaşadım. Benim dönemimden çok fazla arkadaşım yoktu. Sadece bir iki tane vardı. Ama uzattığım için alt dönemden de birileriyle tanıştım ve çok tatlı arkadaşlarım oldu. Ve tam olarak hayalimdeki gibi olmasa da bir mezuniyet yaşadım. En azından mezuniyet fotoğraflarım var. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Mezun olmadan önce ben bir yere stajyer olarak girdim. Birazcık işi öğreneyim, iş bulmam kolaylaşsın diye. Çok güzeldi o zamanlarda. Ama maalesef iş bulmama yardımcı olmadı. Mezun olduktan sonra gerçekten aylarca bir sürü yere başvurmama rağmen iş bulamadım. Aslında gerçekten başarılı bir öğrenciydim. Tamam ortalamam çok yüksek değildi ama CV'm çok doluydu, taşıyordu, portfolyom vardı. Güzeldi yani bence. Ama ona rağmen başvurduğum yerdeki kimse aramadı bile. Ben o esnada A101 Şok, Defacto, Koton gibi yerlere de başvurdum ama biri bile aramadı. Ben tabii yine iyice karalar bağladım, depresyonlara girdim. Ne yapsam, ne yapsam, bir şey yapmam lazım diye düşünmeye başladım. Bu esnada da kendimi birazcık toparlamak için hobilerime sarıldım. Dikiş yaptım, kilden bir şeyler yapıyordum, bir şeyler boyuyordum ve bunları yaparken de video çekmek aklıma geldi. Bu çektiğim videoları da Instagram, TikTok ve YouTube'da yayınlamaya başladım. İşte tam olarak sizinle tanışmamız da bu şekilde oldu. Şu an itibariyle Instagram'da 136 bin, TikTok'ta 64 bin ve YouTube'da 104 bin takipçim var. Bazı şeyler gerçekten iyi ki olmuyor, bazı şeyler de iyi ki oluyor. Ben iyi ki bu işe başlamışım ve sizlerle tanışmışım. Bugüne kadar destekleyen, güzel yorumlar yapan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum.